Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal denklem ve eşitlikler 4. bölümüne karşınızdayız. Yine ne yapacağım? İlk olarak tabii ki doğrusal denklem veya birinci dereceden bir bilinmeyen denklemin ne olduğunu tanımlayacağım. A eksi artı b eşittir 0. Burada a ve b reel sayılar. A 0'dan farklı. Aynı zamanda da arkadaşlar a ve b'ye biz parametre diyoruz. A ve b'ye parametre diyoruz. X'e de bilinmeyen diyoruz. Bu tarz denklemlerin çözümlerini buluyoruz. Bu denklemin çözümü dediğimizde a eksi artı b eşittir 0 eşitliğini sağlayan bir x reel sayısına bu denklemin biz çözümü diyoruz. Bu denklemin çözümünü içeren kümeye de çözüm kümesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizdeki ilk örneğimizle başlayalım. 2x bölü 3 artı x bölü 2 eşittir 3x artı 2 olsun. Böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman diyebilirsiniz ki hocam bu ilk başta yazmış olduğunuz ax artı b eşittir 0 formunda bir denklem değil. Nasıl biz bu soruyu doğrusal denklem başlığı altında inceliyoruz? Evet, ax artı b eşittir 0 formunda değil ama o forma getirilebilir arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağımızı zaten göstereceğiz. Bunun iki farklı yolu var. Birinci yolda yapacağımız şeyi söyleyelim. Birinci yolumuz şu. Birinci yol. Ben burada iki tane kesirli ifade var. 2x bölü 3 artı x bölü 2 gibi iki tane kesirli ifade var. Ve paydalarına baktığım zaman bir tanesi 3, bir tanesi 2. Bunların en küçük ortak katları ne olacaktır? 6 olacaktır. Değil mi? 3 ve 2'nin en küçük ortak katı, en küçük ortak katına biz 6 diye söylüyoruz. Ben bu denklemin her iki tarafını 6 sayısıyla çarpıyorum. 6 çarpı 2x bölü 3 artı x bölü 2 eşittir 6 çarpı 3x artı 2 diyorum. Çarptığım zaman çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardı. Bu özelliği kullanacağım. Bu özelliği kullanacağım arkadaşlar. Kullanalım. Çok aşağı indik. Evet, 6 çarpı 2x bölü 3 artı 6 çarpı x bölü 2 eşittir 6 çarpı 3x artı 6 çarpı 2. Bakın 6 ile 3, şuradaki 6 ile 3 ne yaptı? Bunlar sadeleşti. Burada 1, paydada 1, yukarıda ise 2 kaldı. 6 ile 2 sadeleşti. Aşağıda paydada 1, pay kısmında ise 3 kaldı. Ve sağ tarafı da düzenleyeceğim. Şimdi 2 kere 2x 4x, 3 kere x 3x oldu ve sağ tarafa geçtiğimiz zaman da 18x artı 12 elde ettik. 4x ile 3x'in toplamı 7x. 7x eşittir 18x artı 12. Şimdi ne diyorduk biz? X bir banner, bir arma ve motosiklet kulübü üyesi olanlar takıyorlar. Onları aynı eşitliğin sol tarafında toplayacağım ve bu armaya sahip olmayanlar ise eşitliğin diğer tarafına kalacak diye ifade ettim. Daha belki gözünüzü canlanması için. Ve eksi 18x eşitliğin diğer tarafına eksi 18x olarak geçirdik. Yine bu eksi 18x olarak geçmesini de birinci bölümde doğrusal denklemlerin birinci bölümünde teoremler vererek aslında açıklamıştım. O kısmı tekrar girip bakmanızda fayda var. Normal, çünkü biz bunun böyle bir matematiksel olarak eşitliğin diğer tarafına geçirmediği bir durum söz konusu değil. Onu lütfen ilk bölümlere geçerek kontrol edin. Şimdi 7x eksi 18x eşittir 12 oldu. 7x eksi 18x ne yapar? Eksi 11x yapar. O da 12'ye eşit olduğuna göre her tarafı kaça böleceğim? Eksi 11'e böleceğim. Cevap ne olacak? Eksi 12 bölü. Eksi 12 bölü 11 olacak. Çözümümüz eksi 12 bölü 11'dir. Bu bulduğumuz çözüm verilen denklemi sağlar arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci yola. Yani ikinci yolda nasıl yapabiliriz? İkinci yolumuz şöyle olacak. İkinci yolda ise bize verilen soru nasıldı? 2x bölü 3 artı x bölü 2. 2x bölü 3, 2x bölü 3 artı x bölü 2 eşittir. Kaç demiştik? 3x artı 2 demiştik.
3x artı 2 demiştik. Sol taraftaki toplama işleminin yapılabilmesi için bunların paydalarının eşitlenmesi gerekmekte. Bunların paydasını eşitlemek için de 3 ve 2'nin ortak katlarının en küçüğü 6 olduğu için soldaki ilk toplamı 2 paydasını 2 ile sağdaki toplamı ise ne yapıyorum? Paydasını 3 ile genişletiyorum. Hem payı hem de paydayı ne yapacağım aslında? Bu kesirleri 3 ile genişletmeye göre çarpıyorum. Bakın 2 kere 2 4x bölü 6 artı 3 kere x 3x bölü 6 eşittir 3x artı 2 oldu. Pekala şimdi ne yapacağız? Artık ikisinin de paydası, bu iki kesirli ifade, iki kesirli kesirin paydaları birbirine eşit olduğu için bunları toplayabilirim ve şöyle yazabilirim. 4x artı 3x bölü 6 yazabilirim. Bu da eşittir 3x artı 2 oldu. 4x artı 3x 7x'e eşit. 7x bölü 6 eşittir 3x artı 2. Bu eşitliğin her iki tarafını 6 ile çarpıyorum. Ve böylelikle 7x eşittir 6 çarpı 3x artı 2 elde ediyorum. Daha sonra da çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak 7x eşittir 18x artı 12 ve daha sonra da ne yapıyoruz? X peynirine sahip olan, x armasına sahip olanlar bir tarafta, olmayanlar bir tarafta toplanacak. 7x eksi 18x eşittir 12. 7'den 18 çıkar, 18 çıkarsa eksi 11x ve eksi 11x eşittir 12'den de her tarafı eksi 11'e bölersem sonuç eksi 12 bölü 11 olarak bulunmuş olacaktır. Evet, çözüm kümesini istediğiniz herhangi bir yöntemle yapabilirsiniz. Önemli olan şey burada nedir arkadaşlar? Eğer böyle bir paydalı bir ifade varsa, yani işte 2x bölü 3 artı ne demiştik biz burada? 2x bölü 3 artı x bölü 2 demiştik. Biz bu toplamın paydalarını eşitlemeden yapamayız. Bu kesirli ifadelerin paydalarını eşitlemeden bu toplama işlemi ne yapılamaz? Gerçekleştirilemez arkadaşlar. Onu ifade etmekte fayda var. Evet, başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Başka bir örnekle devam edelim. Şöyle olsun. Evet, bunları da takıyoruz ama hışmışır sesi çıkartıyor değil mi? X bölü 2. X bölü 2. Artı 3x bölü 4. Eşittir mesela ne olsun? 5 bölü 3. Bu da ikinci örneğimiz olsun. Burada yine birinci yöntemde, birinci yolda yapacağım işlem 2, 4 ve 3'ün ortak katlarının en küçüğünü bulmak. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki 12 sayısıdır. Ben bu denklemin her tarafını aynı sayıyla, yani neyle çarpacağım? 12 ile çarpacağım. Şöyle ki 12 çarpı x bölü 2 artı 3x bölü 4 eşittir 12 çarpı 5 bölü 3. Böylelikle bu kesirli ifadelerden kurtulmayı amaçlıyorum. 12'nin bu çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanacağım. 12 ile x bölü 2'yi çarptım. 12 çarpı x bölü 2 artı 12 çarpı 3x bölü 4 eşittir 12 çarpı 5 bölü 3. Ve daha sonra da sadeleştirmelerimizi yapacağız. Sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada 1 kaldı, yukarıda 6 kaldı. 12 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 1, burada 3 kaldı. 12 ile 3'ü sadeleştirdim. Aşağıda 1, yukarıda 4 kaldı. Ve şimdi düzenleme yapıyorum. Bakın artık hiç kesirli bir ifade kalmadı. 6x artı 9x eşittir 4 kere 5, 20. Ne oldu? 6x, 9x daha 15x yapar. 15x eşittir 20'den. X eşittir 20 bölü 15. Ve burada da her iki tarafı, pay ve paydayı 5 ile sadeleştirirsem, yukarıda 4,
Aşağıda ne kalır? 3 kalır. Cevabımız ne olur? 4 bölü 3 olur. Çözüm küremiz neymiş? Çözüm küremiz arkadaşlar 4 bölü 3 4 bölü 3'ü eleme olarak kullanan küme çözümümüz de 4 bölü 3 sayısıdır diye söylüyoruz. İkinci yolda ise ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Evet, sorumuz neydi? X bölü 2 artı 3x bölü 4 eşittir 5 bölü 3'tü. Ben burada kesirli ifadeleri, şu sağdaki kesirli ifadeyi toplayabilmek için bunların paydalarını eşitlemek durumundayım. 2'nin x bölü 2, 2 ile 4'ün ortak katlarının en küçüğü 2 ile 4'ün ortak katlarının en küçüğü 4'e eşittir. O yüzden birinci toplamı ne yapacağım? 2 ile genişleteceğim. İkincisini ise 1 ile genişleteceğim. Ve bu toplama işlemini gerçekleştireceğim. 2 çarpı 2 ve 2 çarpı x. Bakın bu şekilde ne yapacağız? Hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpıyoruz. 2x bölü 4 artı 3x bölü 4 eşittir 5 bölü 3 oldu. Artık paydalar birbirine eşit olduğu için ben bu toplamı yapabiliyorum. 2x artı 3x bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Daha sonra da toplamayı da yapalım. 2x ile 3x'in toplamı kaça eşit? 5x'e eşit. 5x eşittir. 5x bölü 4 eşittir 5 bölü 3'ten. Buradan 5x eşittir 4 çarpı 5 bölü 3. Eşitliğin her iki tarafını 5 ile bölüyorum. Ve cevabımız ne oluyor? Arkadaşlar 4 bölü 3 oluyor. Hangisini tercih ederseniz edin. Önemli olan doğru şekilde yapmanız. Paydalar işlemeden kesirli ifadelerin toplamını yapmamanız önemli. Ve işlem hatası yapmamaya da dikkat etmeniz gerekmekte. Bir başka örnek yapalım. Bu örneğimizde ne olsun? 4x eksi 1 bölü 3 artı veyahut da eksi olsun burası. Artı yaptık bir defa da eksi de yapalım. Değil mi? Eksi 4x eksi 1 eksi x artı 1 bölü 6 x artı 1 bölü 6 eşittir 3 olsun. Her iki yöntemi kullanarak da soruyu çözeceğim. Şimdi birinci yolda 3 ve 6'nın ortak katlarının en küçüğü okey dediğimiz nedir? 6'ya eşittir. O yüzden bunların paydalarını ben 6 ile eşitleyeceğim. Değil mi? 6 ile eşitlemek için de bu kesirleri, değil mi? Bakın şöyle altlarına bunu 2 ile çarpmam lazım. Bunu da 1 ile çarpmam lazım. Zaten sağ tarafta 3'e eşitti. Çarpma işlemini yaparken hem payı hem de paydayı 2 ile çarpıyoruz. Birinci kesir için hem payı çarpıyorum 2 ile hem de paydayı çarpıyorum. Sadece payı çarparsam veya sadece paydayı çarparsam, çünkü farklı bir kesir elde ederim. 2 kere 4x eksi 1 bölü 6 eksi x artı 1 bölü 6 eşittir 3. Bunu da çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği kullanarak çözüyorum. 8x eksi 2 bölü 6 eksi x artı 1 bölü 6 eşittir 3. Şimdi her iki kesrin de paydası birbirine eşit olduğu için, paydası birbirine eşit olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunların toplamını veya farkını alabiliyoruz. Ve devam edelim. 8x eksi 2 eksi x eksi 1 bölü 6 eşittir 3. Düzenleyelim. 8x'ten x çıkarsa 7x kalır. 7x eksi 3 eşittir. Her tarafı 6 ile çarpıyorum. Eşitlenerek tarafını 6 ile çarpıyorum. Burası 18 oldu. 7x eşittir 18 artı 3'ten. 7x eşittir 21. X kaç çıktı? 3 olarak bulunmuş oldu.
Evet, diğer yöntemde ise, diğer yöntemimizde ise ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Gene yazalım sorumuzu. 4x eksi 1 bölü 3 eksi x artı 1 bölü 6 eşittir. Ne demiştik? 3 demiştik. Bu ikinci yolumuz. Veya yolları karıştırdım sırasında çok önemli değil herhalde. Ne yapacağım? Ortak katlarının en küçüğü 3 ve 6'nın 6'ya eşit olduğundan dolayı ben bu eşitliğin her iki tarafını 6 ile çarpacağım. 4x eksi 1 bölü 3 eksi x artı 1 bölü 6 eşittir 6 çarpı 3 diyeceğim. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği kullanacağım. Evet, şimdi 6 ile 4x eksi 1 ile bölü 3 çarpıyorum. Eksi 6 çarpı x artı 1 bölü 6 diyorum. Karşı taraf 6 kere 3'ten 18. Sadeleştirmeleri yapacağız. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 ile 3 sadeleşti. Payda da 1. Payımız da 2 kaldı. 6 ile 6 sadeleşti. Pay ve payda da 1 kaldı. Evet, 2 kere 4x 8x eksi 2 eksi x eksi 1 eşittir 18. 8x'ten x çıkarsa 7x. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 eşittir 18'den. 7x eşittir 21. Her tarafı 7'ye bölersem x eşittir 3 elde etmiş olurum arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Esen kalın diyorum arkadaşlar.